Merhaba arkadaşlar. Eğitimci, şair ve yazar Ahmet Kaytancı'dan mesaj var. Ahmet Kaytancı diyor ki, sevgili kardeşlerim, bu beterin beteri miydi? Yoksa beterin beterinin başlangıcı mıdır? Bilmiyoruz millet olarak bir felaketin tam da ortasında olduğumuz bir gerçektir. Bugün bizim her zamankinden daha çok birlik beraberliğe, dayanışmaya, yardımlaşmaya ihtiyacımız vardır. Bu kara günlerimizi ancak birlik ve beraberlik içerisinde aşabiliriz. Şimdi ya hayır konuşmanın ya da susmanın zamanıdır. Elbette kötüler, art niyetliler, fitneciler ellerinden geleni yapacaklardır. Siz, iyilikte yarışmak zorundasınız. Kurtarılacak her can, bizim canımızdır. Kaybettiğimiz her can bizim canımızdır sevdiklerinize sahip çıkmak zorundayız. Özel bir kurtarıcı beklemek zaman kaybından başka bir şey değildir. Kimi kurtarabiliyorsan onu kurtar. İyilik yapabiliyorsan onu yap. Ne et et, sevdiklerini felaket bölgesinden uzaklaştır. Biliyorum, en çok canı yananlar, en büyük felaketi yaşayanlar olacaktır. Herkes canı yandığı kadar bağıracaktır. Şimdi bizim derlenip, toplanmaya ihtiyacımız vardır. Kaybettiklerimize üzülmek kadar, geride kalanları sahiplenmek, onları yaşatmak görevimiz vardır. Bizi zor ve meşakkatli günler bekliyor. Sinirlerin gerildiği, psikolojilerin alt üst olduğu günler yaşıyoruz. Herkesin sağlıklı düşünmesini beklemek çok büyük saflık olur. Merhametimizi, hoşgörümüzü, iyi niyetimizi en yüksek seviyede tutmak zorundayız. İşimiz oldukça zor ama millet olarak başarmak zorundayız. Hepimize iş düşüyor. Olanlardan, olacaklardan hepimiz sorumluyuz. Üzerimizdeki sorumluluğu başkalarına yüklemek acizliktir. Sen acizlerden olma. Çareler üretmeye bak. Bir yaraya merhem olduğun kadar dermansın. Unutma ki her şey sende başlar, sende. Senin yapacağın önemli işlerin var. Karanlık günleri aydınlatmak için bir kibrit yakmak senin elinde. Kısacası, ya çaresizsiniz ya da çaresizsiniz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ahmet Kaytancı